Söyleyeceğim bir şey var mı? Yok şu var. O senin dediğine ilgili. Ekrem Başkan'ın o değişim bayrağı için dedin ya. Onunla ilgili de şunu söyleyeydim. Elini çabuk tutsun. Öyle Ekrem Başkan. Tabii. Ortalık kavga gürültü olmadan bir anda bir an önce ilan etsin. Tavsiye ediyorum ya. Şaka değil yani. Çıksın ben başkanım desin. CHP Genel Başkanı olsa İstanbul Belediye Başkanı Hocam, olabiliyor mu? Gülsel Ham yapı yok. Olamaz. Öyle mi? Benim bildiğim yok. Olamıyor. Parti Genel Başkanlığı diyorsun. Evet. Yani kurultaya kadar idare eder. Kurultayda adaylığını koyar. Perşembe günü MYK var çünkü. CHP MYK var. CHP MYK'da biraz değişim dönüşüm ama içeride olacak. Çok kurtlar vardır. Kılıçdaroğlu kesecekmiş. Kan revan olacakmış. Evet. Ama Gürsel Tekin, Faik Öztürk gibi hani kökten 750 senelik adamlar var. O yüzden öyle çıksın. Hemen ortaya çıksın. Aksi de onu da döverler orada. Yani şimdi Eko Başkan CHP Genel Başkanı olacaksa Faik Öztürk'e biat etmesi mi lazım mesela? Ekarte etmesi lazım. Ya da biat edecek. Artık orada biat edecek kimsesi yok. Öyle mi? Tabii. Liderlik böyle bir şeydir. Ama yalan konuşması. Yeni gelene kadar biat eder. Çünkü Önder Sava falan filan hep biat etmişti Kılıçdaroğlu biliyorsun. Ondan sonra bütün o şeyleri biliyorsun. Çok affedersiniz yani. Hani, tırpanladı. Hakaret olsun diye söylemiyorum. Dinozorları. CHP'nin dinozorlarını abi çat çat kesti. Akif Hamza Çebi'yi biliyorsun. Ekart etmişti Kılıçdaroğlu. Şimdi Hamza Çebi falan Eko Başkan adına çalışıyor. Tek şansı. Belki öyle yapabilir ya. Yani Faik Öztürk biat eder. Onların o kültüründe var çünkü. Fake atar yani diyorsun. Bir fake atar. FETÖ taktiği. Dükkanın sahibi Faik Öztürk da kanatlarının altına alır. Artık alır. O senin oğlun değil. Benim oğlum falan filan diyebilir. Tak bir toplantı yapar grup aşağıda. 14. kattan 11'e iner. Mesela. Taktik veriyoruz. Hayır şöyle. Şaka değil hocam. Yani çıkmışsın değişim diye. Meydan okudu. Bu saatten sonra ne yaparsan yap bu değişmez. Meydan okudun. Kılıçdaroğlu ben buradayım dedi. Tek değişmeyen şey değişim dedi. Hocam bu çok kritik bir süreç. Şu anda ben çok üzülmüyorum. Ben çünkü değişim taraftarıyım. Ama şunu da söyleyelim. Ben bunu da söylemeden edemeyeceğim. Şey zannedecekler şimdi. Acaba Cihat Hikmet hakikaten çok çok iyi niyetli bir adam. Cumhuriyet Halk Partisi konusunda iyi niyetli değil. Net söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye faydası... Genel başkan olamıyor varmış. 7 sene evet. Araştırmış bakmış. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye faydası olmayacağını bildiğim için genetik kodları itibariyle bunu açıkça itiraf ediyorum. İyi. Ama peki. Şu var İmamoğlu bunu unutmayalım bak. İmamoğlu değil Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olmak. Hı. İmamoğlu hiçbir şeyin genel başkanı olamaz. Hı? İmamoğlu aslında şöyle söyleyeyim hiçbir siyasi şeyin ideolojinin ve siyasi bir partinin lideri olamaz. Çünkü hocam yalancıdan genel başkan olmaz. Ne oldu? Kemal Bey var. CHP'de oluyorsun ama. Ha, CHP'de. Bir tek orası çıkıyor. Gene ama böyle oluyorsun ama. Yenmiş de yenmiş, çıkmış da yenmiş, alttan yenmiş, yukarıdan. Bu hale geliyorsun. Ha, bu arada Muharrem İnce'nin de CHP genel başkanlığı gibi bir hayali var. Memleket Partisi'nin CHP katıp CHP'nin genel başkanlığı bence Muharrem İnce de bunu yapmamalı bu saatten sonra. Gürsel Tekin var. Muharrem İnce orada çatır çatır yerler. Canan Kaftancıoğlu ekibi var. Bence Muharrem İnce farklı bir Cumhuriyet ve Atatürkçü platform üzerinde kuracağı yeni bir sörf dalgası bulmalı. Öyle mi diyorsun? Yani bu saatten sonra ne seçmeni onu kabul et. Ben şahsi görücü ben şey değilim onu kendi bilir tabii ki de. Ama İmamoğlu CHP için öteki bir tehlike canı çaldırır. Bir o emperyalistinin uşağı olmaktan kurtaramadığı gibi İmamoğlu kendi menfaatini gördüğü takdirde fırıldak gibi herkes sinyal çakar ve en azından ne olduğunu bildiğimiz yani müstemleke vaiz kafasındaki Cumhuriyet Halk Partisi ne olduğunu biliyoruz en azından. Bağlı oldu yer Biden. Fakat bunun nereye savunacağı belli. Serseri mayın gibi. Nereye gideceği belli olmaz. Vallahi